Aferdita Statovci 10 yıl boyunca korkudan amcasıyla konuşmak istememiş. Fakat bugün hakkını istemeye kararlı. Slatine köyünde ona ait olan bir arsaya amcası el koymuş. Burası aslında benim mülküm. Amcamsa arsanın etrafına bu duvarı ördü. Babasının ölümünden sonra bu arsa Aferdita'ya miras kalmış. O da bu hakkını talep ediyor. Amcası ise oralı olmuyor. Bütün mirasımı elimden aldı. Şimdi babamdan bana kalan tek şey işte bu resimler. Günümüzde hala yürürlükte olan yasalara göre amcası haklı konumda. Zira miras hukukunun temelini oluşturan yasalar Orta Çağ'dan kalma. Yasalara göre kadınlar erkeklerden aşağı konumda ve miras hakları da yok. Aferdita annesiyle birlikte senelerdir mahkemelerde hakkını arıyor. Çıkan kararlar onun lehine de olsa amcası arsayı iade etmeye zorlanmamış. Bu durum 10 yıldır devam ediyor. 21. yüzyılda için bu oldukça tuhaf bir durum. Dava hala sürüyor. Ne yazık ki mahkemelerin kadınlara miras hakkı uygulanırken adaletsiz davrandığını saptamış olduk. Çok az sayıda kadın hakkını arayabiliyor. Kuruşa köyündeyiz. Bu köyde 1999 Kosova Savaşı'nda erkeklerin neredeyse tamamı Sırplar tarafından öldürülmüş. O zamandan beri de Kuruşa'nın adı Dul Kadınlar Köyü. Fahriye Hoti de onlardan biri. O da kocasının ölümünden sonra hakkı olduğu halde mirasını alamamış. Miras ölen eşinin anne ve babasına devredilmiş. Savaştan sonra bir dul olarak hayata yeniden başlamak benim için çok zordu. Ama devam etmeye, çocuklarım ve kendim için yeni bir hayat kurmaya karar verdim. Kosova'daki kadınlar için yaşam diğer yerlerden çok çok daha zor. Fahriye, dul kalan diğer kadınlarla birlikte bir kooperatif kurmuş. Yerel sebze yemekleri yapıyorlar. Oldukça da başarılı olmuşlar. Şu sıralarda ürettikleri konserveler yurt dışına ihraç edilmeye başlanmış. Fahriye kendi kazandığı parayla zarar görmüş olan evini onarmış. Ancak geleneksel miras kurallarına göre bu evin mülkiyetini kayınbabası talep etmiş. Ölümünden 6 ay önce kocamın babasını notere götürdüm ve evi ve arsayı benim üzerime geçirmesi için onu ikna ettim. Bu durumdan çok memnun olmasa da evi kendi gücümle onardığım için kendini buna mecbur hissetti. Dul Kadınlar Köyü'nde Fahriye Hoti kendi evine sahip olan tek kadın. Diğer kadınların hepsinin mirası ellerinden alınıp akrabalarına verilmiş. Bir araştırmaya göre Kosova'daki kadınların %85'i aynı kaderi paylaşıyor. Priştina'daki hükümet de bunun bir adaletsizlik olduğunun bilincinde. Görünen o ki Adalet Bakanlığı'nda bunu değiştirecek yetkili biri yok. Özellikle de köylerde durum oldukça zor. Miras hukukunda hem kadın hem erkek için yasal güvence veriyoruz. Eski gelenekleri değiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ancak bu kolay değil. Çünkü bu gelenekler bir tür tapınak gibi topluma kök salmış durumda. Bu yüzden Aferdita Statovci ve annesi Vahide'nin yıllardır kalacak yerleri yok. Dilenmek zorunda kalıyorum. Bazıları bana yiyecek bir şeyler veriyor, bazıları giysi, kimisi de bize yatacak yer veriyor. Aslında babamdan bana kalan bir evim olduğunu bilerek bu şekilde yaşamak çok kötü. Kosova'daki birçok dul gibi Statovci'nin de karşı karşıya olduğu şey acı bir yoksulluk. Çünkü Aferdita Statovci ve annesi ataerkil yasalara karşı çaresiz durumdalar.